Şimdi bu dersimizde startup template'lerimize bakacağız. Yani standart şablonlar. Bu bize Max'le beraber geliyor. Bunun için file diyorsunuz. Buradan new'e geliyorsunuz. Burada new from template var. New from template geldiğinizde size Max 3-4 tane seçenek sunuyor. Bizim normalde açtığımız bu orijinal startup default olarak ayarlı. Burada sample var mesela architecture outdoor. Buna çift tıkladınız. Çift tıkladığınızda otomatik olarak Max'in kendi içinden gelen bu sahneyi size veriyor. Kamerası var, ışığı var, işte ve içinde de bir tane de obje var. 3 tane de obje var. Şimdi sahne bu. Hemen şöyle bir bakalım. Mesela Shift Q ile render alıyorum. Şimdi render aldığımda şöyle hemen az bir şey yaklaşayım. 3 tane objemiz var burada görebiliyorsunuz. İşte yeşil çimler, burada bina, işte burada onu gösteren bir tane de el işareti koymuşlar. Sahne bu şekilde. Birinci sahnemiz bu. Diğer sahnemize bakalım. New diyorum. New from template. Don't save dedim, kaydetmesin. Ve diğeri de outdoor HDRI atmışlar. Bunu da HDRI dersinde göreceğiz. 360 derece resimdir HDRI. Sizin sahnenizde işte oluşturduğunuz ağaç, araba attınız mesela buraya. En son render aldığınız zaman bu HDRI üzerinde sanki şuradaki yazıda göründüğü gibi resimde üzerindeymiş gibi gözükür. Bu da görüntünün biraz daha gerçekçi olmasını sağlar. Burayı da kapatalım. Diğerine bakalım. File new from template dedim. Burası da sample, stüdyo sahnesi gibi düşünün. Açtık. Direkt geliyor zaten bu şekilde. Render aldığınız zaman bakın kamera burada. Bu kamera işte birinci kamera, ikinci kamera olarak render alacak. Şimdi hemen sanki bir stüdyodaymış gibi renderını almaya başladı. Yine burayı kapatalım. Mesela diğer kameraya bir bakalım. Bu da yakın kamera. Yakın kameradan da render aldığımız zaman yine bu şekilde render almaya başlayacak. Render'ın kısa yol tuşu Shift Q. Mesela bir objeyi hazırladınız hemen hazır ışık ayarlarıyla yani Max'in kendi ışık ayarlarıyla bir render almak istiyorsanız hemen buraya o modeli atıp materyalini atıp buradan render alabilirsiniz. Şimdi tekrar file diyorum. New dedim. New from template. Yine gelen uyarıya don't save diyorum. Bu da sample underwater. Sanki su varmış gibi su altından bir render alacağız. Şöyle bir bakalım sahneye. Mesela perspektife bastım P harfine. Bakın şuralar su. Kaya var. İşte çaydanlık düşüyormuş gibi. Hemen kameradan bir renderimizi alalım. Bakın mavinin içinden renderını bu şekilde almaya başlıyor. Hemen cancel dedim, kapattım. Diğer kameralara bakalım. Başka kamera var mı? Başka kamera da yok. Şu an sanırım tüm template'lere baktık. Başka yok. Bu şekilde siz de template'lere bakarak işte obje ekleyerek ya da materyal atarak render alabilirsiniz. İşte bu renderda materyal olursa nasıl oluyor? Materyal olmazsa nasıl oluyor? Bunu da görüntüleyebilirsiniz. Güzel bir çalışma bu da. Bakmak istemek, incelemek isteyen olursa benim yaptığım gibi kontrol edebilir. Eğer bu derste faydalı bulduysanız, derslerin devamını istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Sorularınızı da yorum olarak yazabilirsiniz.